Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Öncelikle hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün gerçekten, evet, hayvan haklarını savunuyoruz ama o kadar çok acılı bir program ki, hani aslında acıtasyon da yapmak istemiyorum. Hani yayını acıtasyona çevriliyor denilecek diye, ama gerçekten tüm hayvan severlerin ciğerlerini yakan, İçimizi burkan, gerek hayvanlarla ilgili, gerek arkadaşımızla ilgili bu hafta çok böyle aldığımız acı haberler bizleri derinden üzdü, sarstı, yaraladı. Biliyorsunuz artık programımızın daimi konuğu sevgili avukat Hülya Yalçın bizlerle. Hoş geldin Hülya'cığım. Teşekkür ederim. Nasılsın demeyeceğim. Nasıl olduğumuz zaten hepimizin belli. Evet, üzgünüm. Neler çok. Yaşadığımız belli. Ve üzülüyoruz. Biz Burak kardeşimizle ilgili. Şimdi aslında bu programı biz rahmetli, nurlar içinde yatsın, toprağı bol olsun, toprağını sevsin. Gencecik Burak kardeşimizi kaybettik. Onunla ilgili... Onun anısına ait bu programda neler söylemek istersin sevgili Hülya Yalçın? Bir kere Burak Özgüner çok erken ayrıldı aramızdan. Çok beklenmedik bir anda. Çok yakıcı ve yıkıcı oldu gidişi. Hayvan haklarıyla ilgilenip de Burak'la kalbi kesişmemiş hiç kimse yoktur diye düşünüyorum. Şu anda ekrana da geliyor zaten yani, sevgili Burak. O kadar nazik, o kadar zarif, o kadar sevgi dolu, o kadar huzur veren bir insandı ki. Ama bunları verip kendisini de bırakmıyordu muhtemelen. Bütün hayvanlar ve bütün canlılar için gerçek bir yaşam hakkı savunucusuydu. Deney hayvanları konusunda çok aktifti. Hemen hemen bilinen bütün davaların açılmasında payı vardı. Hep söylüyorum, bir hukukçu kadar hukukçu, bir politikacı kadar politik vizyona sahip, bir veteriner hekim kadar veterinerlik bilgisine sahip. Bunları mücadelede kullanmak için kendine kattı ve ömrünü gerçekten harcadı. Hepimiz için gerçekten çok yıkıcı oldu. Yani duyduğumuzda biz ilk birkaç gün hiç kimse birbirine inanamadı. Ağlamadan konuşan hiç kimse yoktu. Burak mı? Emin misiniz? Bizim Burak mı? Diye. Olacak bir şey değildi. Yani çok erken gitti dünyadan. Ama bütün yaşam hakkı savunularında adı pırıl pırıl parlayacak. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Biz avukatız. Başka mesleklerden bir sürü insan var. Hekim arkadaşlarımız var. Hepimiz için önümüzdeki 20 yıllık hayvan hakları mücadelesinin yolunu Burak çizdi. Bunu çok net söyleyebilirim. Yolu çizdi, yöntemleri gösterdi, örgütlü mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, dayanışmanın bizi ayakta tutacak tek şey olduğunu, eğer hayvanlara yardımcı olmak istiyorsak örgütlü ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini bize o kadar zarifçe anlattı ki. Son aylarda ve hatta son bir yıl sürekli meclisteydi. Biz ara ara gidip geliyoruz. Bütün toplantılara katıldı. Bütün aşamalarda hayvanlar lehine sonuna kadar mücadele etmek için, çelişkisiz mücadele etmek için orada bulundu. Ve yoruldu tabii. Hatta programa da gelip meclisteki son gelişmeleri anlatacaktı. Zamansızlıktan. Evet, bana da konuk gelecekti. Evet. Konuk olacaktı sevgili Burak. Aşamaları anlatmak için. Onlar için ne yapabiliriz'i söyleyecekti. Genç yaşta kalp krizi. Şimdi Hülya'cığım, aslında böyle şeyler sorgulanmaz. İlahi adalet, hani doğum anıyla ölüm anı zaman beklemez derler. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. Gerek ölüm gerek doğum için. Fakat Burak'ın bu kadar erken ayrılmasının sebebi ne? Açıkçası bu kadar iyi bir insan, bu kadar sevgi yüklü bir insan, hayvanlara tam anlamıyla kendine adamış, mücadele eden, varıyla yoğuyla, kesinlikle, her şeyiyle hayvanların yanında olan bir genç kardeşimiz. Bir anda rahmetli oluşu benim aklıma başka bir şeyler getirdi. Şimdi belki birileri veya aile tarafından hani isyan edebilirler. İşte çok gençti, olmadı, yakışmadı. Ölüm zaten hiç kimseye yakışmıyor ama maalesef ki
sonumuz zaten bu. Çünkü her canlı bunu tadacak. Ancak Burak'ın erken ölümü benim aklıma başka şeyler getiriyor. Acaba diyorum bu dünyadaki görevleri bitti de, ahirette de ona ihtiyaç vardı da, onun için mi bu kadar erken rahmetli oldu? Yani orada da yapması gereken bir görevler vardı herhalde. Ve bu dünyaya oradan aktarabileceği. Bence o bir melek oldu. Zaten yani ölmedi. Burak ölmedi. Burak melek oldu. Ben en azından öyle düşünüyorum. Yani en iyi yönlerinden düşünmeye çalışıyorum. Gerçekten duygulandım yani. Çünkü çok genç. Çok genç. Bir de benim programa da gelecekti. Olmadı, kısmetliymiş. Kim bilir sonrası nasıldır, öteki taraf nasıldır bilemiyorum. Ona bir şey diyemem ama Burak bir ömürde, yaşadığı kısacık ömürde çok hayat yaşadı. Çok kısa ömür. Küçüklüğünden beri 7-8 yaşlarında, ilkokul civarlarındayken mahalledeki arkadaşlarını örgütleyip hayvanları korumak için bir araya getiren bir çocuktan yetişkin olmaya doğru giden yolda sadece hayvan hakları için uğraşan bir insan. Yani o kısacık ömre çok fazla hayat sığdırdığını düşünüyorum. O kadar çok çalışması var ki biz arkadaşları, dava yoldaşları olarak bir araya geldiğimizde onun tek başına yaptığı her şeyi birlikte nasıl yapacağız diye düşünüyoruz şimdi. Onca insan onun tek başına yaptığı her şeyi biz nasıl götüreceğiz? Bayrağı bıraktığı yerden daha ileriye nasıl götüreceğiz onu düşünüyoruz. Ama ondaki vizyon, ondaki cesaret, ondaki nezaketli uzlaşıcı tavır ama çok kararlı koruma azmi hepimizin birleşip onu desteklemesi lazım. Anısına yapabileceğimiz, onu mutlu edebilecek tek şey de bu sanırım. Dilerim bulunduğu yerde toprağı incitmesin. Ne diyeyim? İnşallah çok hayvanların yasaları çıkar, onun istediği gibi çıkar. En azından ruhunu şahit etmiş oluruz. Evet, onun vasiyeti gibi kabul ediyoruz artık. Epey bir çok mücadele emek veriyordu. Ömür verdi. Emek veriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte orada burada koşuşturması, milletvekilleriyle görüşmesi, taslaklar hazırlaması vesaireleri. Umarım ruhu şad olsun. Umarım onun istediği gibi her şey gerçekleşir. En azından Burak sen bu temelleri attın ama biz de üzerini çıkıyoruz diyecek bir duruma inşallah geliriz. İstediğin yolda gidiyor, ruhun rahat etsin diyebilecek aşamaya geliriz inşallah. Güzel sonuçları da görsün isterdik. Çok güzel, çok kapsamlı yazılar yazardı Burak. Bir yere bir basın açıklaması, bir yazı meclise gönderilecek bir rapor olduğunda 5 dakika içinde tak 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 tak. Çünkü birikim çok fazla. O kadar büyük bir birikim var ki ve sürekli bir vahşet maruz kaldı. Yoruldu, çok yoruldu hepimiz gibi. Ama evet çok erkendi. Bize şimdi düşen onun mücadelesini kaldığı yerden daha öteye götürmek. O hazırladığı yolun üzerinden götürmek. Aynı zamanda Burak Deneye Hayır Derneği'nin de kurucularındandı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Hakim kuruluşu altında Türkiye'de hayvana yapılan vahşet ve ihlalleri raporladı. İlk kez birlikte başlamıştık bu çalışmaya, raporlamaya. Sonrasında başka arkadaşlarla devam edilirken şunu söylediğini hatırlıyorum. Bu raporu yaparken öyle büyük bir vahşet çizelgesi var ki artık dayanamıyoruz. Ruh sağlığımız bozuluyor. Düşünün yüzlerce, binlerce veriyi rapora çevirmek. Şu kadar hayvana tecavüz edildi, bu kadar hayvana işkence edildi gibi. İnsanın ruhunu örseleyen şeyler bunlar. Aynı zamanda vicdani redçiydi. Vicdani etik red kavramı da ilk kez onunla girdi hayvan hakları literatürüne. Hayvan deneyleri yapmadan da veteriner hekimler mezun olabilsin. Deney yaparak bir hayvanı öldürerek başka bir hayvana faydalı olunamaz şiarından yola çıkarak insani anlamda da vicdani redçiydi. Tam anlamıyla bir yaşam insanı, yaşam dostu. Çok ruhu şad olsun sevgili Burak. Çok erken ayrıldı aramızdan. Şimdi tam da işte bak burada bir noktaya değindin. Sözünü kesmemek için girmedim. Şimdi hayvan tecavüzcüleri, hayvan deneyleri vesaire konusunda. Şimdi Burak kardeşimiz 32 yaşında kalp krizi. Belli ki bir şeye heyecan duydu, çok üzüldü, kalbi yoruldu. Ve bir yerde gencecik aslan gibi çocuk gitti. Şimdi ben bunu diğer programlarda da her zaman söylüyorum. Aslında bu atlanmaması gereken bir konu. Bu hayvanlara yapılanlar
adaletin eline, yani mahkemeye düştüğü zaman işte o olmaz, bu olmaz, işte bu maddede yok, şu maddede yok, hı hı, işte yasalarımızda yok diyorlar. Halbuki burada bir insanlığı öldürüyorlar. Evet. Hakimler, savcılar artık bunları görsün. Bak, Burak'ın yaşadığının benzerlerini ben hep her an yaşıyorum ve ben de zaten diyorum. Her an bir gün ben de kıt diye gideceğim. Kalbim sıkışıyor, ruhum sıkışıyor. Ya beni psikoloji olarak bu kadar kimse etkileyemez. Bunun için hakimler, savcılar onu orada hayvan diye görmeyecek. Sen insanlığı öldürüyorsun diyecek. Bu hayvana bunu yaptın. Bak, bir tane hayvana bu yapıldı ama tek bir hayvana. Ama bunun arkasından yüzlerce insanın ruhuna zarar verdin. Bir kere konuyu buradan alacak hakimler, yalnız şöyle, savcılar. Hakim ve savcıların uygulama alanı, serbest uygulama alanları zannettiğimiz kadar büyük değil. Elindeki i̇şte ben de uyguluyorum. O kanun çıkmalı. Kanun çıkarsa hakim ve savcı mecburen bunu uygulayacak. İşte bu yüzden Ankara'dan Ocak ayında genel kuruldan bu kanun gerçekten koruyan bir kanun olarak çıkmalı. Bunca emek, bunca çaba ve bunca kaybımız boşa gitmemeli. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Yavaş 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 ümidimi bazı şeylerde yitiriyorum. Yok, yitirmemek lazım. Yok, yitirmeyeceğim. Tabii ki bak. Tabii ki demoralize oluyoruz bak, zaman zaman. Yitirsem bu programı yapmam. Evet. Biliyorum ki biz eninde sonunda güçlü olacağız ama hemen bu iş olacak diyemiyorum. Çünkü niye diyemiyorum? Bir madde düştük. Benden daha iyi bilirsin konuyu. Belediyenin sınırları içinde öldürülen, zarar verilen, efendim toplama anında hayvana işte kolu kırılmış, yok gözü kriz çıkmış geçirmiş, veya evet, kriz geçirmiş veya ölmüş. Bunlar belediyeye yaptırım olarak dönmüyor. Ceza almayacak belediye dendiği zaman soruyorum Hülya'cığım, neresinden ümitleneyim bunun? Şimdi bizim en baştan beri çalışmamız belediyelerin de hayvan hakkı ihlali konusunda doğrudan sorumlulukla cezalandırılmayla karşılanmasıydı. Yani çünkü sistematik öldürmeleri belediye yapıyor. Toplama esnasındaki hayvan hakkı ihlallerini belediye yapıyor. Yerel yönetimler yapıyor daha doğrusu. En baştan beri en yüksek sesli talebimiz belediyeler ceza kapsamına alınsın. Bu öncelikle bir tanımlama gerektiriyor. Hayvan hakkı ihlali yapan belediyeler şunlar, şunlar, şunlar yapıldığında ihlal yapmış sayılacaktır ve cezai müeyyideyle karşılanacaktır şeklinde. Sonra da cezası şudur, budur. Kendi içlerinde nasıl yaparlar bilemem. Bunu yapan görevliyi mi cezalandırırlar, rücuan mı ceza verirler, yoksa belediyeye doğrudan ceza verilebilir mi başkan üzerinden? Bunun uygulama yönetmeliklerinde yapılabilir sonucu ama belediyelerin ceza dışında tutulması, belediyeler hakkında şikayetçi olduğumuzda 3-5 makamdan izin çıkmasını beklemek zaten ihlallerin önünü açıyor. İnsanların sokakta bir tekmeyle, bir araba kazasıyla bir kere de yaptığını yerel yönetimler bir gecede 300-500 hayvanı zehirleyerek yapabiliyor. Vahşi bir toplamadaki, biz buna sürek avı diyoruz, 20. yüzyılda, 21. yüzyılda vahşi sürek avı çok barbarca bir şey. Hayvanların peşine takılıp bağırtarak, kulaklarından çekerek, işkence ederek, arabaların kasasına atarak yapılan toplama zaten insanlık dışı. Bütün bunların cezayla karşılanması lazım. Yani hiçbir tanesine bu dolu versin diyecek halimiz yok. O yüzden Ocak ayında genel kurula gelecek olan hayvanları koruma kanunu, yani yeni adıyla hayvan hakları kanununda yerel yönetimlerin somut olarak net bir şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Yani bu konuda uzlaşmamız yok. Belediyeler ceza kapsamına alınmadığı sürece diğer maddelerin uygulaması evet gerekli ama yeterli değil. Yani belediyeler mutlaka ceza kapsamına alınmalı. Çünkü onlar dışarıda kaldığında yine toplamalar, sistematik ölümler, kapatmalar, tedavi yapmamalar, kısırlaştırmamalar, hepsi için biz gene günlerce uğraşacağız ve sonuç alamayacağız. Belediyede herkes topu birbirine atıyor çünkü yapacakları çok basit. Popülasyon kontrolü için düzenli kısırlaştırma ve merhametli insani şartlar altında, bilimsel şartlar altında düzgün kısırlaştırma. 2-3 sene yapılsa popülasyon hemen kontrol altına alabilir. Bunun için bütçe ayrılması. Yeni yasa taslağında bir bütçeden, hayvan fonundan bahsediliyor. Bilinçlendirme toplantılarından bahsediliyor. Ama cezai şart yok. Cezalandırılabilmeleri için
bir prosedürden bahsediyor ama sonuç alınamayacak bir prosedür. O boş. Biz uygulamadan biliyoruz. Boş. Altı boş, evet. İşte ben de kendi kendime diyorum, bu sefer ümidim bitiyor. Ha tamam, hiç mi olmayacak demiyorum. Olacak, elbet olacak ama ben istiyorum ki hemen anında olsun. Çünkü neyi bekliyoruz? 2004 zaten yılında, yıllardır bekliyoruz. He, 2004 yılında nasılsa hasbelkader bir yasa çıkmış. 5199. yasayı çıkarmışlar. Evet, nasılsa. Nasıl? Öyle de kalmış. Olmaz ki. 5199. yasayı şu anda kim biliyor? Kaç kişi biliyor? İşte yine kedileri kestiler. Evet. Dün görüntülerde köpeği gördün. Adam bile bile üstten alttan hayvanı mahvetti. Yani 5199. yasayı ne yapayım ben bunlar varken? Uygulanabilirliği olsa çok güzel bir yasa. Avrupa standartlarında bir yasa ama biz bu yasaya bakarak hayvana işkence yapılmıştır diye polise gittiğimizde, savcıya gittiğimizde ha doğru bu yasadaki suç işlenmiş, cezası da şudur diyemiyor. Evet suç işlenmiş diyor, cezaya bir bakıyor. Boş, cezası yok. İşte ispatlaması yok. İşte bu yeni yasadan beklediğimiz o. Tam olarak i̇şte cezası şudur. Bu kadar somut bekletmeleri, bu yasayı bu kadar bekletip geçmemesinin sebebi bende kocaman kocaman soru işaretleri veriyor. Yani nedir yani? Neyi bekliyorsunuz? Yani burada bir can kurtulacak. Beklediğiniz evet, ne? Aslında hemen çıkarılabilmesi mümkün. Bu acil olması. Şu anda bana sorsalar ki ben diyelim ki Millet Meclisi'nde sözü geçen biriyim veya cumhurbaşkanıyım. Ben oldum cumhurbaşkanı diyelim. Ben neyini bekleteceğim bu canın? Atarım imzamı, ben de kurtarın hayvanları derim. Beklenecek nesi var yani? Ama bu yasanın uygulamasından bütün kurumlar etkilenecek, bütün insanlar etkilenecek, diğer kanunlarla etkileşim olacak. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Eğer, hayvana ceza suçtur, şu cezası vardır, çıkart uygulansın, evet, uygulamada çözelim. Ben şimdi buradan özellikle Cumhurbaşkanımıza söylüyorum. Bak bu sözüm Cumhurbaşkanımıza. Sevgili Cumhurbaşkanım, bir halkın rahat, huzurlu, stressiz olmasını istiyorsan canlarımıza sen sahip çık. Artık bıktık ya gerçekten. Anlamsız yasa çıktı çıkacak, çıktı çıkacak. Bu arada yüzlerce binlerce hayvan katliamı duyuyoruz. Bak konuşurken bile yani kelimelerim tökezleniyor. Gerçekten isyan ediyorum. Yani bir insanın gerçekten ama vicdanlı bir insan gerek internette, gerek haberlerde, gerek orada, gerek burada hayvana yapılan yanlış bir muamele, onun ölümüne vahşice sebep olmak, biz insanız çünkü. Gerçekten insan ruhu taşıdığımız için, hani şuramızda da bir kalp gelmiş ve orada da bir vicdan olduğu için bu artık dayanamıyor. Ve bunları bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Yok tabii ki. Başımızda cumhurbaşkanı varsa, milletvekilleri varsa, bizlerin oylarıyla da oraya geldiyse bizi de mutlu etmeli zorundalar. Görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor, evet. Yani yasa çünkü bizim haksız için, hayvanlar için. Kesinlikle haklısın. Ya bizi mutlu edin, biz mutsuz artık. Bak mutsuz bireyleriz. Bunu açık ve net söylüyorum. Hayvanlara bunlar yapıldığı sürece benim için ekonomiymiş, oymuş, buymuş son plan. Allah kimsenin birinin rızkını kestiği zaman canını alacak. Ama benim için çocuklar, hayvanlar, kadınlar. Evet, çocuklar ve hayvanlar. Aciz özellikle olan her canlı. Yeter artık ya. Nedir bu her gün bir vahşet? Hayvanlara uygulanan vahşetin bir gerekçesi yok, bir anlamı yok. En son işte geçen bir iki akşam önce Twitter akışında gördüğümüz sevgilisinin kedilerini öldüren adam. Çok büyük bir vahşet. Onu soracaktım ben. Bu adama ceza verilir mi? Eski kanuna göre nasıl bir ceza alır? Yeni kanun çıkarsa hani sizin koyduğunuz o maddelerde yeni kanun çıkarsa ne olur? Şimdi eski kanun yani mevcut kanun hala uygulanmakta olan kanuna göre hayvan sahipli olduğu için kadının kedileri olduğu için kedilerin sahibi olarak kadının ceza davası açması gerekiyor, şikayetçi olması gerekiyor ve sahipli hayvan olduğu için Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanacak şahıs.
Yani o şey maldan çıkıyor, cana giriyor. Yok, şu anda mal olarak yargılanıyor ama mala zarar verdiği için tabii. Ama bizim şu anda çıkmasını beklediğimiz hayvan hakları kanununda sahipli sahipsiz ayrımı ortadan kalkacak. Herhangi bir kişi hayvana zarar verdiğinde sahibi dava açabileceği gibi hayvana zarardan ben de, sen de, onunla hayvanla ilgilenen üçüncü kişiler de dava açabilecek. Ve ciddi aynı cezayı alacak. Şimdi bu adamın yaptığı şey suç ama eğer sahipsiz kedi olsaydı bunlar sokaktan alıp getirmiş olsaydı idari para cezasıyla karşılanacaktı belli bir miktar. Ve yapılan vahşet aynı vahşet. Sadece kanunda hangi cümlenin yazıldığı önemli. Kendini koruyamayan mağdur bir canlıya bu kadar işkence etmek sosyal olarak da araştırılması gereken bir husus. Toplum için zararlı bir insan demek bu. O hayvanın duvarlara çarparak nasıl öldürüldüğünü detayıyla yazmışlar. Sağa sola dışkısını bırakacak kadar korku ve panik içinde. Bir canlıya bunu yapabilen insanla bu toplumdaki kaç kişi aynı yerde yaşamak ister? Mahallemde istemem, metrobüste istemem. Dört kediye de mi aynısını yapmış? Öyle söylendi, dördüne de ve şu anda elinde bir başka hayvan olduğu söyleniyor. Netleştirdiğimiz zaman polis marifetiyle aldıracağız. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Polis sahipli hayvan olduğu için adam benim köpeğim bu deyip karne gösterse polis ona mal olduğu için alamıyor mesela. Yani hayvanın ama daha önce yapmış şey... olduğu bir suçu var ve hayvana zarar verme suçu var. İşte kanıtlanıp mahkeme kararı var mı o konuda işte diye. Çok üstüne gitmemiz gerekiyor. Yasaklanmalı. Hayvan bakmak yasaklanmaz. Hayvanın yanından bile geçmesi. Yanından bile geçmesi. Hayvanın bu bunun bir bölgeye girmesi yasaklanmalı. Evet, bu konuda toleranslı diyelim. Hayvana ve çocuğa zarar veren insanlar evet. Hayvana ve çocuğa yanından bile geçmeyecek. Mahrum kalacak, yaklaşmayacak, uzak duracak. Bir kere yapan bir daha yapar. Şimdi bu artık insan değil de bu bir psikopat, bu bir yaratık. Yaratık, evet. Ona öyle bahsedelim. Yaratıktan bahsedelim. Kötü insan. İnsanın kötüsü kediyi hakikaten kötü. Kediyi duvara vura vura öldüren bir insan. Yani artık detayını ben görmedim. İzlemedim. Haberlerde duydum. Haberleri hemen geçtim. Çünkü artık gerçekten Hülya'cığım dayanamıyorum, kalbim sıkışıyor. Ama ruhumuz örseleniyor artık. Ruhum örseleniyor, işte onun feryadını yapıyorum. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, bizlerin oylarıyla oralarda oturanlar bizleri artık mutlu etsinler, bu yasaları çıkarsınlar. Şu anda Meclis Araştırma Komisyonu ilk kez kurulan bir şey hayvan hakları için. Başında milletvekili Mustafa Yel var, çok anlayışlı, çok koordineli. Burak'la da beraber çalışan ekipte. Mustafa Yel'e ben teşekkür etmek istiyorum, AK Parti milletvekili. Aynı zamanda faytonlar, yunuslar ve diğer kedi köpek dışındaki konularda son derece etkili olan yine milletvekili arkadaşımız Sera Kadıgil, yine Zonguldak milletvekili Deniz Bey. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Veteriner hekim Oytun Bey. Canla başla çalıştılar. Yani her şeyi bırakıp bu hayvan hakları kanununun tamam. Güzel çıkması için. Çalışıyorlar da ama aylar oldu ben, yıllar oldu. Halen çıkmıyor, işte projede duruyor. Prosedür maalesef ama şu anda geldiğimiz nokta ümit etmeye daha yakın bir nokta. Çünkü 190 sayfadan fazla bir rapor oluşturuldu. Her şey tartışıldı. Tabii bu süreçte karşı çıktığımız şeyler de oldu. Avcılar çağrıldı mesela. Avcının ne işi var hayvan hakları kanununda? Avcının söyleyebileceği ne olabilir? Avcı kapıya gelse oradan ben spor yapıyorum, hayvan vuruyorum diyecek. Hayvan hakkı derken avcının orada olması kasapları evet komik oldu. Kasapları falan da çağırdılar mı? Yani bir de Sayın Mustafa Yel'e horoz dövüşçülerinin tepkisi var. Çok trajikomik bir ülkeyiz. Mustafa Bey, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun başında ve hayvanları koruyan bir kanun çıkması için çalışan ekibin lideri. Bu kişiyi horoz dövüştüren, horozları birbirine parçalatan tuhaf insanlar tepki gösteriyor. Nasıl bir ülkeyiz ben anlamıyorum. Horozu dövüştüren, onu yarıştıran, bunu boğuşturan insanlar hangi kültür seviyesine ait, hangi vahşi ve barbar duygularla koruyan insanlara saldırır ki? Bence komisyonun bunları hiç dinlememesi lazım. Şimdi İhlalci orada şu var. Dinlememesi lazım. Orada şu var. Horoz dövüşüne tepki veren insan para kazanıyor. Hayvan ilanlarının çoğu zaten para. Hayvan haklarına değil, orada bir para gidiyor. Rant gidiyor çünkü. Horoz dövüştürecek ve biz evet. Tabii ki buna izin vermeyeceğiz. Ortaya atıyorlar yani parayı. Şöyle, şu horoz kazanacak, bu horoz kazanacak. Tabii. Haydi onun para. Onun canı yanmış, ölmüş umurun. Ama şöyle bir şey çok rahat söyleyeyim. Binlerce hayvan sever, hayvan aktivisti adına çok rahat söylüyorum. Bu yasa hiç olmasa, bu yasa hiç çıkmasa bile
biz ne avcıların karşısında durmaktan vazgeçeceğiz, ne horoz köpek dövüşçülerini, ne de hayvan hakkı ihlal edenlerin. Diyelim ki yasa bugün kellemyekün, ortadan yok oldu. E biz vaz mı geçeceğiz yasa yok diye? Gene korumaya devam edeceğiz. Onun için boşuna uğraşmasınlar horoz dövüşçüleri, köpek boğuşçuları, yarışçılar, avcılar. Toplumun ikinci sınıflarıdır bu. Osmanlı'da bir söz vardı. Eğer bir insan avcılık yapıyorsa tanıklığına inanmayın, ikinci sınıf insandır diye. Kaynağını bilemiyorum, bilsem söylerdim. Bir canlıyı sinsice peşine düşüp öldüren kişiler normal insanlar değil. Ruhlarında kötülük olan insanlar. Maalesef ki Osmanlı spor döneminde de, Osmanlı döneminde de hadi hava gidiyoruz. Sanki çocuk çoluğunu çocuğunu alıyor. Evet. Böyle sanki bir gezmeye gidelim, hani ormana hayvan gidelim, öldürme, oturalım, piknik yapalım gibi. Hadi çocuklar, sultanlar yürüyün, hava gidiyoruz. Ya sen küçücük çocuğun yanında hayvan vuruyorsun. İşte tam onun için. Zevkle anlatıyorsun. Hadi diyelim bak, o devirdeki kültür, vicdan, yaşam tarzı farklıydı. Ama artık bu devire geldik. Ama neyin öldürmek öldürmektir bu? Yani bu bir ama spor değildir. Ama neyin sporu bu? İşte ava gitmek aslında bir süre sonra hayvan öldürmek yerine doğada gezmek, hayvanları görmeye dönüşmüş. Öyle bir dönemde avcıları ikinci sınıf insan saymışlar. Vallahi ben bence bütün çağlarda ikinci sınıf insanmış. Kimse kusura bakmasın. Ben bu programda içimden geldiği gibi konuşmayı da çok seviyorum. Ben avcıları ikinci sınıf mı, üçüncü sınıf, beşinci sınıf bile görmüyorum. Hani en iyi katil, niyet olarak katil, ikinci sınıf denilebilir ama benim için o sıfır bir insan. Ama bir de şu taraftan bakalım. Koskocaman bir av kanunu var. Yasal av süreleri var. Şu hayvanı şu kadar paraya, şu kadar zamanda öldürebilirsin diyen bir sistem evet var. Evet. İşte bu yaşı hayvan bu kadar hakları olacak, genç olacak. Bu şey, hayvan ya, genç hayvanı vuramazsın. Gebe hayvanı cezası var. Vuruyor. Gebe hayvanı vuramazsın ama yaşlı hayvanı vurursun. E senin annen de yaşlı, git o zaman anneni de vur, baban da yaşlı, babanı da vur. Böyle bir şey var biz, mı ya? Geçen hafta... Canlı bu, canlı. Tabii ama onu öldürmek o kadar rahat ki bir şey ismini değiştirince sanki legal hale geliyor. Biz geçen hafta yine sevgili Burak Özgüner anısını orman beslemesine gittik. Huysuz ihtiyar ekibiyle birlikte binlerce köpek. Büyük bir alanda 20 noktada besleme yapıldı. Her noktada avcılar gördük mesela, tüfek sırtında dolaşıyor. Ne vuruyor kim bilir orada? Hiç sorsaydınız. Yani arabalarla geçtik ve içerideler, yani ormanın içindeler. Domuz vuruyor kesin, geyik vuruyor, ceylan vuruyor, tavşan vuruyor, kurt bence vuruyor. Bence köpeklere de zarar veriyordu. Köpekleri de vurduğunu kesin düşünüyorum. Veriyordu. Bir insan tüfeğini alıp ormana gidip hafta sonu eğlencesi diye canlı vuruyorsa o insandan olabildiğince uzak durmak. Babanız mı, kocanız mı, sevgiliniz mi bilmiyorum. Kaçacaksınız. Bir canlıyı öldürebilen insanın içinde cani ruhu var çünkü. İnsanın normalde iyi bir insanın bir canlıya kıyamaması lazım. Bu çok basit. Yasaya bile gerek yok. Biz şu çağda o güzelim canlıları yasayla korumaya çalışmaktan ben utanıyorum hukukçu olarak. Yasaya gerek bile olmamalı. Harıl harıl yasa çıksın diyoruz. İnsanları durdurabilmek için. Şey, gerçi bak burada iddia etmeyeceğim ama bilmiyorum senin bir bilgin var mı? Ben bilgi sahibi değilim, araştırmadım. Bu medeni gelişmiş ülkelerde avcılık diye bir kavram var mı? Var maalesef. Var mı? Çünkü dünyanın her yerinde mi gelişmiş var? Gelişmiş ülke ekonomik olarak gelişmişlikten bahsediyorsak insani gelişmişlikten sınıfta kalabiliyorlar. Ekonomik refah düzeyi güzel, eğitim düzeyi güzel. Av her yerde var ama ava karşı çıkanların güçlü yasalarla hareket edebildiği yerler var. Yani av bir can. Ben dünyada avın yasaklandığı bir yer bilmiyorum maalesef. Yani ben her toplumda var. Da. Ben hiç rastlamadım. İngiltere demokrasinin beşiği derler. Kraliyet ailesi hala ava çıkıyor. Porsuk öldürüyor, ceylan öldürüyor, geyik öldürüyor, aslan öldürüyor. Yani av dünyanın her yerinde bence ruhu olgunlaşmamış barbar insanların başvurduğu bir yöntem. Ölümün hani eğlencesi Afrika'da olmaz. Falan olduğunu biliyorum da. Orada da safari hani, gene görgüsüzce bir şey. Timsahlar, limsahlar, aslanlar. Evet. Hani Afrika'da biliyorum ama ya acaba diyorum yani bir İngiltere, bak İngiltere'de de varmış. Tabii Afrika'da da Norveç, makul değil ki bir canlıyı öldürecek bir devirde değiliz artık. Yemek için Norveç'te hava gitmeye gerek yok. Norveç'te falan da var mı acaba? Hiç bilemiyorum. Ama dünyanın her yerinde hayvanlar öldürülüp yendiğine göre av da vardır. Ama av bir spor değildir. Av ciddi bir ruhsal rahatsızlıktır kanımca. Ki pek çok kişi böyle düşünüyor. Yani şurada şu oyuncak düşse, ay düştü diyoruz canlı gibi. Bir insani bir duygudur ama sen bir canlıyı gözüne baka baka
kurşunla öldürüyorsun, parçalıyorsun, yavrularından ayırıyorsun, hayatını mahvediyorsun. Sonra da o kuşları falan böyle kaldırıp marifetmiş gibi getiriyorsun. Şu kadar avladım, bu kadar avın hiçbir türlüsü hoş görülecek gibi değil. Bir insanlık hastalığıdır av. Ama şimdi pek artık internetlerde yaptıkları avı paylaşmayanlar, utananlar var. Çünkü neden? Bir gün paylaşıyor adam, hani tavşanları artık vurmuş, hayvanı vurmuş. Bir de böyle fotoğraflar çekilmiş. Ne kadar altında yüz binlerce küfür, hakaret, beddua var. Beddua var. Belki ondan çekiyorlar. Artık yani öyle eski, ben eskiden sosyal medyaya baktığımda hemen hemen 2-3 günde bir av fotoğrafı görürdüm. Evet, maalesef. Yani paylaşım yap, böyle çok büyük bir iş yapmış gibi. Bir de onlar böyle fotoğraf çektiriyor ayıyla mayıyla. Ay, eziklik sanki, biraz komplekslilik. Şimdi ben onları göremiyorum. Yapsalar da gizli kapaklı yapıp paylaşım şöyle, yapamıyorlar zannediyorum. Tepkiden çekineceklerini sanmıyorum. Çünkü bu avcı, dövüşçü, boğuşçu grubu toplumun bayağı değişik bir grubu. Küfürbaz, eğitimsiz, saldırgan, agresif, kötü bir kesim. Yani böyle bir mikrop yuvası gibi bir kesim bunları yapan insanlar. Tepkiden çekineceklerini sanmıyorum. Yasa dışı av yapmaktan çekiniyorlar. Yasal iznin dışında yaptıysa veya para cezası alacağı bir şey varsa ondan çekiniyor. Yoksa tepkiden falan çekindiklerini zannetmiyorum. Keşke öyle olsa. Zaten tepkiden çekinecek ahlaki bir olgunluğu olsa gidip de bir canlıyı sinsice öldürmez. Ya aslında dünyanın her yerinde hayvanlarla ilgili gerçekten yasalar. Bu sadece Türkiye olarak değil bak. İnsanın olduğu her yerde. Her yerde bir kanun çıkmalı. Hiçbir canlı ellenmeyecek. Zarar verilmeyecek, ellenmeyecek. Kendi doğalarında, kendi hayatlarında. O onu yemiş, bu bunu yemiş, büyük balık küçük balığı yutmuş, aslan kaplanı parçalamış, kaplan ceylanı yemiş, tamam. İnsan müdahalesi olmasın. Doğasında bırakacağız. Bütün hayvanlar kendi haline özgür olacak diye bir yasa çıksın istiyorum. Keşke. Evrensel bir hayvan hakları yasası. Onlar doğada kendi kendilerini zaten sirkülasyon ederler. Tabii ki seleksiyon oluyor zaten. Zayıf hayvan seçiliyor. Mesela bir çakal sürüsü biz onların peşinden giderken yaşlı ve hasta olanı sürüden seçip alıyor. O kaçabilirse ne güzel. Ama kaçamazsa kurdun yavruları doyuyor, çakalın yavruları doyuyor. Onlar hayata geliyor. Yaşlı ve hasta olan da doğal olarak hayattan çekiliyor ve kendi sürüsü sağlam hale geliyor. Doğa kendi işini çok güzel görüyor ama insan araya girince her şey bozuluyor. İlyacığım çok güzel gidiyor programımız ama reklamlara giriyoruz. Tamam. Sonra tekrardan giriyoruz. Ne çabuk kuruyor. Valla özledim bak. Yok böyle de 3 haftada bir olmuyor bizim program. Biz buna 15'e falan indirelim. Bakarız. Reklamlara gidiyoruz. Buradayız, ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine programımıza devam ediyoruz. Bu sefer çok çok önemli atlara geldi sıra, faytonlara geldi. Şimdi Hülya'cığım, sizler Hat Derneği olarak hayvanlara adalet diyelim ki insanlar daha iyi bilsin. Evet, yani Hayvanlara Adalet Derneği'nin kısaltılmışı Hat Derneği. İzleyicilerimiz de girsinler, üye olsunlar, neler yaptıklarınızı görsünler. Bu arada biz diğer konulara girdiğimizden Hat'ı anlatmayı unuttuk. Artık diğer programda olacak Hat Derneği'ni anlatmak. Şimdi gördüğüm kadarıyla seçimlerden önce atlara özgürlük olacak, atlar rahat edecek, faytonlara koşulmayacak. İşte onların yerine elektrikli araçlar konacak falan filan diye bir söylenti yayıldı. Evet. Ve bu söylentiyle de bizlerden oy toplandı. Bizler de tabii ki bunun peşinde takipçi olduğumuz için, koyu hayvan hakları savunucusu olduğumuz için bakıyoruz ki bir arpa boyu ilerlememiş. Adalarda halen hayvanlar devam ediyor. İzmir'de, Kuşadası'nda hayvanlar halen devam ediyor. Köle gibi çalıştırıyorlar bu canları ve o da yetmedi. Yeni yeni şehirlerde bir de hiç olmayan, yani fayton olmayan şehirlerimize
Şimdi faytonlar moda oldu. İnat yapar gibi. İnat yapar gibi. İşte diyorum ya, yani bunlar ne istiyorlar, ne yapıyorlar, başımızdakiler ne iş yapar, bizleri zorla isyana mı böyle, yani gerçek içimden isyan ediyorum, hayvanlara yapılanlar beni isyankar ediyor. Şöyle yönetimler ve sistemler için, devlet için hayvanların başına gelenler birinci dereceden önemli şeyler değil. Hayvanların başına gelenleri önemseyen insanların sayısal fazlalığı önemli onlar için. Hayvanların başına gelenleri önemseyen kaç kişi kaç oydur? Onları peki, yönlendiren bu. Hemen şurada unutmadan söyleyeceğim. Devamını getirirsin. Tabii. Şeyin. Şimdi bu millet meclisinde hayvanları ikinci, üçüncü hatta beşinci plana atıyorlar. Ya Allah rızası için benimle aynı ruhu taşıyan, benimle aynı duyguları taşıyan koskoca yüzlerce, binlerce milletvekili, yardımcıları, danışmanları, ya bunlarda hiç mi vicdan yok? Yani şu kalplerinde ben nasıl o acıyı hissediyorsam orada onu hisseden hiç mi kimse yok? Şimdi demek istediğim oydu. Bizim birebir yaşadığımız şeyleri yaşamıyorlar. Sadece bizden yansıyanları görüyorlar. Sokakta ezilmiş bir hayvan görmüyorlar, işkence görmüş hayvan görmüyorlar, tecavüz edilmiş hayvan görmüyorlar. Onları biz gördüğümüz için reflekslerimiz haliyle çok daha sert ama ve çok çabuk. Ama haberleri izliyorlar. İşte ancak bu aşamaya gelebildik. Haberlerden, bizden yansıyanlardan, toplumdan yansıyanlardan artık isyan ediyoruz yeter aşamalarından ancak fark edildi. Yani bu radarlarına girmeyi ancak başardık. Hayvana yapılan vahşet sanki bir hobi gibi, hayvanla ilgilenmek boş zaman eğlencesi gibi algılanan bir şeydi. Ortada ciddi bir vahşet olduğunu somut olarak ancak ortaya koyabildik. Onun için bu kadar yavaş gitmesine şaşmamak lazım. Çok ekstra hayvanla yaşamış, ruhunun bir tarafı uyanmamış derler ya bir hayvanı sevmeyen bir insanın. Meclistekilerinin çoğunun ruhu henüz uyanmamış. Ruhu uyananlar da bizim yanımızda zaten. Ruhunun bir kısmı uyuyan çok var. Bir hayvanla herhangi bir süre geçirmemiş, bir hayvanın gözüne bakmamış, onunla hemhal olmamış, iletişim kurmamış bir insanın hayvanla ilgili her şeyi anlaması çok zor. Sokakta da öyle değil mi? Önüne su koyuyoruz, insanlar şaşırıyor. Ay onlara bakar, birileri koyar diyor. Birileri biziz, işte bunu anlamıyorlar. Bu atlar konusuna gelince de sadece faytonlar değil, temel olarak yük ve taşıma hayvanları olarak düşünüyoruz. Ki bunun içinde deve var, öküz var, eşek var, katır var. Ama faytonlar bir simge haline geldi. Hayvanlar yük ve taşıma hayvanı diye bir hayvan yok. Hayvan literatüründe yük ve taşıma ne demek? Araç değil ki bu. Yani bu bir kamyon değil ki, bu bir araba değil ki. Bir canlıyı sürekli çalışmaya zorlamak, onun emeğini ve hayatını ve zamanını, enerjisini, canını sömürmek ihlaldir. Direkt ihlaldir. Onun için biz yük ve taşıma hayvanları diyoruz. Anadolu'nun pek çok yerinde bu hayvanlar taşıma hayvanı olarak kullanılıyor. Ağır yükler, inşaat malzemeleri, tuğlalar. O meşhur bir resim vardır. Tuğlalar eşeğin üzerinde. Eşek arka ayakları üzerine çökmüş, havaya kalkmış. Ve bunu komik olarak paylaşır insanlar. Yani vicdanlarını şöyle biraz dürtmek lazım. Ben komik o fotoğrafı değil. Gördüm. İç acısı bir fotoğraf ben, değil mi? Ben gittim. Gittim. Çünkü sen şu an hissediyorsun. Benim gibi acı çekiyor diyorsun. Sinerji yapmayı empati, bilmiyorlar. Empati, evet. Ama bunu yapsalar de zaten, hı-hı, o empatiyi kursalar, o sinerjiyi yaşasalar aslında hiçbir canlıya zarar verilmez. Ha, onu da yapan kimdir? Yine senin benim gibi tek duyarlı tük gene insanlar. Olur ama daha çok durdurabiliriz. Yani şimdi anlayamadığım konu bu millet meclisindeki bunca bizlerin oylarıyla milletvekili olanlar, seçilenler çocukken ailelerinde hiç mi bir kedi köpekle aşırı neşir olmamış? Ben bildim bilesi çocuktum, küçücüktüm. Rahmetli babaannem Ayşem Ayşem, mor menekşem diye kedisini severdi. Ay ne güzelmiş. Kedisi böyle alaca bulaca bir kedisi vardı rahmetlinin. Onu bak o devirde, dediğim bundan 40 yıl, 45 yıl önce devri bahsediyorum. O devirde rahmetli babaannem, ben böyle 3 yaşlarında, 5 yaşlarındaydım, hayal meyle hatırlıyorum. O devirin kısırlaştırmasında hayvanın boynuna kadar 4 patisi havada böyle sarmışlar, böyle eve mumyalı bir hayvan gelmiş. 4 ne şartlarda kim bilir? Ne şartlardaydı hayvan kim bilir? Ve babaannem onu öyle görünce, halam gitti kısırlaştırdı getirdi.
Fatih Belediyesi'nde o devirden beri, bak Fatih Belediyesi o devirden beri hakikaten hayvanlarına çok iyi davranan şimdi bir yer. Hastanesi olan belediye. Ondan sonra o devirde halam gitti, kediyi kısırlaştırdı. Eve mumya halinde bir kafa ortada olan bir kedi geldi eve. Ah o babaannem ayıldı bayıldı, ayıldı bayıldı. Ah Ayşe Mayşem, mor menekşem, sana neler yapıldı. Ah benim mor menekşem. Gece gündüz 7-24 o hayvanın sargıları açılana kadar hayvan koynunda, hayvan telef, babaannem telef. En sonunda kedinin dikişleri, miçikişleri açıldı. Aman Allah'ım, evin içinde kediye elleyemezsin, tutamazsın, sevemezsin. Her şey yasaklandı bize. Ne güzel kadınmış. Eve mikrop girecekmiş. Efendim kedi yalanırsa bizden mikrop geçermiş. Taze ameliyatlıymış. Dikişleri kaynamazmış. Çok bilmem yani. Neymiş. Kadın delirdi. Rahmetli babaannem, dedem her sene Kurban Bayramı'nda kurban keserdi. Ay her sene bizim evde bir cinnet çıkardı. Ben çocuktum, hatırlıyorum yani. Ben 6-7 yaşlarındaydı, babaannem rahmetli oldu ama ben 3 yaşından sonraki dönemlerimi, hayvanla ilgili olan konuları çok iyi hatırlıyorum. Benim babaannem, dedem kurban kesiyor diye birbirine girdi ve bir sene sanırsam 5 veya 6 yaşındaydım ve babaannem şu şartı koydu. Bir daha burada kurban kesersen ben seni boşuyorum adam. Sana bakamıyorum, sen katilsin demişti dedeme. Hiç unutmuyorum. Sonra? Bak, o devirin kadını ama bu. Bu işte bir ruhla ilgili bir şey. Rahmetli babaannem kapalı bir kadındı. O devirde rahmetli babaannem kapalı böyle bir kadındı. Fakat hayvanlara yapılanı asla hazmedemeyen bir kadındı. Haklı. Şimdi ben çocukluğumda böyle bir babaanne elinde büyüdüm. Ve babam sürekli sokaktan bulduğu kedileri annemin başına getiren bir adam. Efendim o hastalanmış, şunu verelim. Bu iyileşsin, bunu verelim. Kar yağmış, hayvan dışarıda saçağın altında bulmuş, eve getirir. Evin içi ayrı bir olay. Yani hayvanat bahçesindeydi. Böyle bir ailede büyümüş bir evladım. Halam zaten her akşam ama ilafsız operada çalışıyordu halam, operacıydı. Ondan sonra bir her akşam gelirken 15 kilo ciğer alırdı, eve gelirdi o yorgun haliyle. Ya. Onları tek tek küçük küçük keserdi, kaynatırdı ve gece 12'de iner sokakta 300 kedi, 250 kedi bakardı. Kedici kadınlardan. Kedilere dağıttı. Evinde vardı zaten 5-10 tane. Şimdi ben kendi ailemi düşünüyorum. O meclistekileri de düşünüyorum. Şimdi ben böyle bir ailede büyüdüğüm için benim o efendim ben görmüşüm, görmemişim. Yani bence hepsi görüyor ama gözünü yumuyor. Görünüyor. Yani ben şimdi burada Van'da olan bir şeyi nereden göreceğim? Haberlerde görüyorum. Olduğunu biliyorsun. En azından biliyorum. Van'da olan bir olay diyelim. Haberde görüyorum. İnternet şu anda mesela çok güzel. Tabii. Sosyal medya var. Her şey yayılıyor. Daha ben böyle durup da ondan sonra meclisten çıksa mı çıkmasa mı, ben bunu gördüm mü de görmedim mi de, oldu mu olmadı mı, böyle bir şey yok ya. Koyacaksın kanunları şak şak şak. Dediğim gibi kanuna da gerek yok. İnsani olmayan her şey yasak olacak. Bitti. Evet, zarar veren her şey zaten kötüdür ve yasak. Kelebeğe bile zarar veremezsin. Bitti. Tabii, nokta. Tabii. Niye? Sen havada uçan kelebeği tutamazsın. Kelebeğin pulları döküldü mü ölür. Aynen. Yasak. Tamam, bitti. Kelebeğe bile dokunmayacaksın. İşte hayvanlar mal sayıldığı için, ticari sonuçlarında olacağı için. Ben kabul edemiyorum. Biz kabul edemiyoruz. Geri kalmış ülke diyoruz ama şimdi bak bu konuda da gerçekten Hindistan önünde şapka çıkarılacak bir ülke ya. Şey mi, inekler yüzünden mi? Sırf inek değil ki. Diğer fare öldüremezsin. Örümcek maymun, öldüremezsin. Hırsız maymunları ellemezler mesela. Hiçbir hayvana zarar vermiyorlar. Ama yaşama inanıyorlar. Evet, onlar yaşama inanıyorlar. Yani sakin insanlar. Yaşam saygısı. Evet, rahipler falan hep filmlerde de bu söz konusu olur ya. Her türlü canlıya saygı duyduğunda insanın ruhu huzur bulur. Niye kendin gibi olmayan canlıları öldüresin ki? Şimdi mesela tarantula
Bizim bildiğimiz çok tehlikeli bir örümcek. Zehirlidir evet. Öyle. Onu bile öldürmek yasakmış orada. Kovalayıcılar çıkarmışlar. mesela evine onu sıkıyorsun. Kokuna. Tarantula senin evine girmiyor. Evet. Öldürmek yasak. Fare uzaklaştırıcı sıkıyor. Fareler girmiyor. Hı hı. Fare kaynıyormuş Hindistan. Ama öldürmeye gerek yok işte. Ne güzel. Kovalayıcı. Kovalayıcı. Zaten bir canlı türünü sürekli öldürürsen, yok edersen o dengeyi öyle bir bozuyorsun evet. ki her şey birbirine giriyor. Hastalıklar ve çıkıyor, gıdalar bozuluyor. En kavgasız, gürültüsüz, sakin, evet. olayları dinleyerek, bakarak, mahzun böyle insanlar. Ya gerçekten Hindistanlılar çok sakinler. Stressiz. Et yiyen insanlar agresif olurmuş. Tabii. Et insanı böyle stres yaparmış. Protein patlaması oluyor çünkü. Ha. Gereksiz protein. Allah'tan ya Rabbim Allah'ım ben vejeteryanım. Benim öyle ben de yemiyorum et met. Hı hı. Ondan sonra ama ben Hindistanlılar gibi sakin olamıyorum. Her ne kadar et yemiyorsam da işte bunları duyunca. O tek başına değil tabii ki. Tek bir adam alsın. Değil. Efendim sevgilisi uluna 4 tane kediyi duvardan duvara atsın. Oo, evet. Ben şimdi nasıl strese girmeyeyim de ne yapayım? Çünkü o hayvanlar adına düşünülüyor. He. Kanun. Kanun olup da bu adama hak ettiği cezayı verse işte orada biz stresi biz atacağız. Biz ona şey diyoruz. Kamu vicdanının rahat etmesini sağlayan kanunlar. Biz kamu vicdanıyız burada. Uyku uyuyamıyoruz, rahat edemiyoruz. Nerede ne hayvana ne oldu? Kim hayvana ne yaptı? Ezdi geçti mi? Vurdu geçti mi? Özellikle mi işkence etti? Bilsek ki kanunla karşılanacak yüzlerce, binlerce avukat ve insan var. Bunları takip edecek, yasal süreci izleyecek. Hepimiz sürekli mevcut kanun yeterli değilken bile yapıyoruz bunu. Reddediliyoruz, gereksiz para cezaları ödüyoruz. Her dava açıldığında kazanıyoruz diye bir şey yok. Kaybettiğimiz davalar var yasa olmadığı için. Ayrıca para ödüyoruz vesaire ama hiç vazgeçmiyoruz. Bu yüzden kamu vicdanının rahatlaması gerekiyor. Adliyenin iş yükünü bahane etmişlerdi yasal sürecin başında. Ne oldu? İş gücü arttı. Çünkü neden? Hayvanları koruyan bir kanun yok. Dolayısıyla beni de koruyan bir kanun yok onların haklarını koruduğum için. Ben buraya su kabı koyuyorum. Öteki geliyor çöp atıyor. 1, 2, 3. Sabrım patlıyor. Birbirimize giriyoruz. Al sana adli vaka. Bir tanesi orada köpek besliyor. Kadınlar birbirine giriyor, kocası geliyor, ona bıçak çekiyor, ona tabanca, al sana adli vaka. Binada köpek var, kedi var, yok kuş var, kavgalar, al sana adli vaka. Adli vakayı ve şeyi, evrakı azaltmıyor. Yani bir de kötüye kullanılıyor. Şey var, güzel bir gelişme daha. Apartman yönetim planlarına göre hayvan beslenemez denirse hemen tahliye davaları açılıyordu. Bitti mi o? Bu yeni çalışmada. Tamamen onun ortadan kaldırılması. Oh, çok şükür. Apartmanda hayvan beslenemez diye bir madde olmayacak. Oh. Doğal şartlara bakılarak insanlar arasındaki normal hukuki süreçte çocuğun rahatsız etti, araban yanlış parka girdi gibi genel süreçte konuşulacak. Hayvan beslenemez diye böyle gayrimedeni bir madde olmayacak. Oh, ama tabii çok şükür. Bizim tarafın da ama onu farklı bunu, yere de çekebilirler mi? Yok, bizim taraf da bunu bizim taraf derken hayvanlardan taraf olanların da bunu istifçiliğe çevirmemesi lazım. Bulduğu her kediyi, her köpeği, her hayvanı böyle tepelere kadar evlere doldurmamak lazım. Biraz ya ifrat ya tefrit olmamalı. Dengede gitmeliyiz. Bazen mesela benim şimdi evimde 3 tane kedim var. Hı hı. Bazen nüfus 4-5 oluyor. Olabilir. Oluyor. Ama ben onları hemen ya sahiplendiriyorum ya tedavilerini falan yaptırıp aldığım bölgeye bırakıyorum. O mesela kişiye kalmış ama bir şey. Ama sabit 3. Sayı önemli değil. Eğer sağlıkları iyiyse, kimseye zarar vermiyorsa, gayet güzel yaşıyorlarsa 30 tane olsun. Kime ne? Kime ne zarar onun belli var? Bir sayı sınırı yok. 30 tane olsun ama hepsi iyi, sağlıklı olsun. İnsanlar şimdi eve 50 tane kedi alıyor. O getiriyor, bırakıyor. Öbürü getiriyor, bırakıyor. Her bırakan para veriyor. Ben kedi bakıyorum diye bir kedi bakan kadın havası çıkıyor. Para yağıyor, yemek yağıyor. Hayvanlar üst üste açlıktan, hastalıktan ölüyor. İstifçilik yasak. Ticaret. İstifçilik yasak. Oo. Kedi seviyorum diyen herkesin evi kedi köpekle dolmayacak. Biz hayvanlar açısından bakıyoruz. Mesela bazı ihbarlar geliyor. Kadının evinde işte 50 tane kedi var. Neden? 50 tane. Bakamıyorsan almayacaksın 50 kedi. Toplamayacaksın. Aa. Sokağa bırak. Bırak sokakta besle. Sokakta besle veya sokağa bırak. Bizim derneğimizi çok arayan var. Yüzlerce kedi bakıyorum, bana yardım.
yüzlerce kediyi kimseden yardım şartıyla bakmıyorsunuz. Hayvanseverlerin biraz medeni ve cesaretli bir noktada durması lazım. Sürekli böyle yalvaran, mama isteyen, tedavi parası isteyen hayvansever hoş bir görüntü değil. O nedenle zaten toplumda biraz itiliyor. Tepki veriyor. Cesur olacaksın, bakabileceğin kadar hayvana sahip çıkacaksın. Nasıl sokaktakini bakabileceğin kadar çocuk doğuruyorsa... Bu görme yanından geç değil. Ama sadece duyurusu yapılacak. Şu mahallede aç hayvanlar var. Yalvarmaya, ağlamaya, dualar etmeye gerek yok. Şu mahallede 5 tane aç kedi var. Zaten herkes görüyor. İnsanları taciz etmeye gerek yok. Bazı insanlar da bunun üzerinden mesela ilaç veya mama istiyorlar. İlaç ve mamayı sağlayalım diyoruz. Bir dakika sonra telefon, ilaç ve mamaya değil de parasını verseniz biz hallederiz. Hayvan üzerinden kimseye para vermemek lazım. Evet. Hayvana da gitmiyor. Duygularınız da sömürülüyor. Bu işi aslında sömüren çok var maalesef. Aslında mamaları da satıyorlar. Fazla gelen mamaları da satıyorlar biliyorsun. Ya o hepsine birden engel olmak çok zor. Biraz da sütüne kalmış ama takip etmek lazım. Açık, net. Ben buradan yıllardır bu programı yapıyorum. Ve duyduğum çok olaylar var. Maalesef. Bana da ihbarlar geliyor. Benden yardım isteyen hayvanla ilgili hiç kimseye bir şey yapmıyorum. Neden? Ben zaten görevimi yapıyorum. Evet, herkes yeterince hayvanla uğraşıyor zaten. Herkes çevresindekine yapıyor. Ben ne yapıyorum? Yedikule Hayvan Barınağı'na gidiyorum. Her hafta gerekeni yapıyorum. Hı hı. Kendi mahallemdeki sokaktaki gördüğüm mağdur hayvanları yapıyorum. Bizim zaten sitemizde tek bir kediyi bile ellemiyorum ben. Niye? Çünkü sitemizin barınağı var. Kedilerimizi, köpeklerimizi yönetim bakıyor. Ne güzel. Besliyor. Sürekli sitemizde temizlik görevlileri barınağımızı temizliyor. Çok güzel. Günde iki kere o hayvanların su kapları yıkanıyor. Kedilerimizin hepsi kısırlaşmış. Sokakta buldukları yönetimde çalışan arkadaşlarımız sokakta yaralı kedi bulmuş, köpek bulmuş, getiriyor barınağa, açıyor belediyeye telefon, fotoğrafını çekiyor kedinin, hı hı, veriyor onu belediyeye, tekrardan bakıyor aynı fotoğraftaki hayvan mı gelmiş, alıyor barınağımıza koyuyor. Takip, organizasyon içinde takip. Bizim sitenin içinde tek bir hayvan ellemiyorum. Bir tane hayvan elledim, o da bir pişman oldum. Mümtaz diye bir kedi aldım ağzımın başında. Allah'ım evde bize kök söktürüyor. Ay düz duvarda yürüyen bir hayvan. Bildiğin bu düz duvara tırmanıyor hayvan. Böyle bir maceracı. Şey. Çok. 16 yaşında bir kızımı iki de boyuna o yaşlı diye dalga geçiyor. Hayvanı mahvediyor. Ay. Ondan sonra bir tek Mümtaz. Ay diyorum yavrum ya. Yani buldum kedinin en delisini mi buldum şu sitede. Tövbe dedim, bir daha bu siteden ben kedimi ellemem. Onlar bizi buluyor. Daha önce barınağımız olmadan önce bizim sitede bir iki kere mağdur hayvan buldum. Onu aldım. Tedavisini ettirdim. 5 kuruş masraf etmedim. Bak açık söylüyorum ben, çünkü hiçbir şekilde ben hayvan tedavi ettiriyorum. Paralar harcıyorum. Hiç öyle hava atmıyorum. Ben sokaktaki hayvanlarımı bulunduğum belediyede tedavi ettiriyorum. Budur. 1 lira da vermiyorum. Budur. Ama doktorlara veya veterinerle eldiven, tuvalet kağıdı, işte mutfak havlusu, o kağıt havlulardan bunlardan alıp götürürüz. Veya işte çamaşır suyu, hijyen malzemeleri, temizlik ürünleri götürüyorum. O da benden istedikleri, talep ettikleri yok. Götürmesem de götürmüyorum. Tabii ki. İşte bütün belediyelerin bunu yapması lazım. Üsküdar'da da Üsküdar Minik Dostlar Kliniği var aynı şekilde. Dolup dolup taşıyor. Üsküdar Belediyesi'ne bu anlamda teşekkür ederim. Herkes kafeslerle sabah akşam hayvan taşıyor oraya. Yani. Aşısı, kısırlaştırması, tedavisi, zaman zaman kuş geliyor, yaralı köpek geliyor. Hiç gık demeden yani çok güzel çalışıyor. Onun için ben internetten benden yardım isteyene diyorum ki bulunduğunuz bölge neresi, evet, belediyeye götürün. Ha çok acil bir durum olur. Mesela o anda bir üniversite öğrencisi, çocuktur. Ne yapacağını bilemiyordur, özel kliniğe götürmüştür. Zaten o belli, bilemeyebilir onu. İlk yakın veterinere götürmüş olabilir. Ama şimdi bak. Özel durumlar tamam ama belediyeler, mutlaka belediyeler. Biliyorsun konutta alıyorum. Şimdi veterinerlerin acil müdahalede 1 lira para almaması gerekiyormuş. Tabii. Acil, çünkü bu hayvan hemen yaşıyor. Çarptı gitti. O anda
gereken ne gerekiyorsa veteriner yapıyormuş. Ondan sonra diyormuş ki bak bundan sonraki süreç şu 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 tedavilere ihtiyaç var. Ve şu kadar şu kadar masraf var. Ama siz bunu eğer tedavi ettiremeyecekseniz biz arayalım belediyeyi. Evet. Hayvanı alalım belediyeye biz kendimiz teslim edelim. Takip edecekseniz oradan edin. Hı hı. Ama ilk müdahaleyi yapıyoruz diyorlar. Bilmiyorum yani hangi yapmaları gerekiyor. Hangi veterinerle konuştuysam öyle. Şöyle düşünelim o zaman. İlk müdahaleleri yapmak gerekiyor. Yapmadığında ne yapılıyor? Herhangi bir zorlama var mı? Hayır, şikayet edersen oluyormuş. Veterinerler odasına şikayet oluyormuş. İşte o süreçler de çok yavaş işliyor. Bunun bir açık olarak bildirilmesi lazım. İlk ve acil hayati müdahalede yapılmalı. Mesela İstanbul yapılmalı. Veterinerler Odası'nı arıyorsun. Aha. Ben sokaktan bir can buldum. O anda karşıma baktığımda bu veterineri gördüm. Ama benden şu kadar rakam istedi ve kedime el atmadı. Cezası varmış. Bu uygulanabilir olsa, sürdürülebilir bir alışılmış bir şey olsa çok güzel olur. Bana. Ben çok rastlamadım buna. Yani gidilen veteriner hekimlik sokak hayvanlarına indirim yapıyorum diyor ama ilk tedavi, ilk acil müdahaleyi ücretsiz yapıldığını rastlamadım. Yapıyorlarsa bana da bildirsinler. Duydum. Duyuralım, dağıtalım. Mesela yani. Bak Akay Veterinerlik, Uludağ Veterinerlik. Ben onların sahipleri alıyorum. Örnek gösterelim, yapılması evet, lazım Akay zaten. Akay Veterinerlik, Uludağ Veterinerlik bunlar acil müdahale eden ve bunun gibi yüzlerce mesela Nişantaşı'nda ay çocuğun ismi gelmedi aklıma. Selçuk bir isim geldi ama değil yok, herhalde. Yok, Selçuk rahmetli oldu. Yanarak rahmetli oldu ya kedi ameliyat ederken patladı. Hatırladım. Elektrik. Hatırladım. Selçuk. Allah rahmet eylesin onu. O veterinerli ne çizmeli kedi. Hmm. Rahmetli oldu. Ondan sonra Erkut Gören. Ha. Nişantaşı'nda Erkut Gören. Bu ben belki Nişantaşı'nda o çocuğa götürdüğüm hayvanın haddi var hesabı yok. Bir lira talep etmedi. Lira. Çok güzel bir davranışı. Nasıl finanse eder diyor. Sen diyor sokaktaki canı diyor alıyorsun buraya uğraşıp getiriyorsun. Bu benim mesleğim, işim. Ben niye iki iğne vurup bir ağrı kesici yapıp şurada hayvan kendine gelip dışarı salmayayım değil ki mi? Diyor. Teşekkür etmek yerine yani, bir de para istemek. Çocuk bir de buna teşekkür ediyor işte. Hayvanlara can veriyorsun herkes diye. Herkes aynı değil işte. Yani o Erkut Gören çok farklı ki yıllardır tanıdığım bir insan. Ve çok böyle benim evime gelmiştir. İlaçlarıyla, iğneleriyle. Evimde hayvanları tedavi edip gitmiştir. Hı hı. Ve 1 lira talep etmemiştir. Allah örnek bana olsun. Bu mesleği, ben diyor parayı alacağım yeri de bilirim, vereceğim yeri de bilirim. Bir denge kurmak lazım işte. Sokak hayvanı yani, çok özel Erkut bir durum. Gören olsun, işte Mustafa Akay olsun. İşte insanlar korkuyor. Özel veteriner hekimliğe gitmeye korkuyor. Sokakta yaralı bir hayvan gördüğünde. Belediye saatlerce gelmiyor. Gelse hayvanı alıp nereye götürüyor bilinmiyor. Özele gitsen de çıkamıyorsun ödeme yapmadan ve çok yüksek meblağlar. İşte bunun tam olarak çözülmesi lazım. Götürdüğün zaman açıklamasını yapacaksın. Ben bu hayvanı sokaktan Allah rızası için ne gerekiyorsa yap. Acil tedavisini yap. Önce bir hayata kurtulsun, dönsün. Hı. Bir acısı bitsin. Evet. Ondan sonrası konuşulur zaten. Ne gerekiyorsa yapılsın denli. Evet. Yani durumunu da izah edeceksin. Mali durumum yok diye. Çünkü bana böyle söyledi veterinerler. Yani hangi bu genel bir uygulama değil ama belki sizin görüştükleriniz o anlamda. Böyle bir uygulama genel yayılmış bir mali uygulama mali durumunu bize bildirdikten sonra diyorlar. Ha. Önce canı kurtarmak. Bizim işimiz can kurtarmak diyorlar. Doğrusu bu zaten. Öyle olmalı. İşimiz bu. Canı kurtarmak. Ondan sonra farklı şeyler. Ben yönlendiriyorum zaten. Burada tedavi olursa bu masraf. İsterseniz biz de yardımcı olalım. Arayalım belediyeyi. Teslim edelim. Her şey belediyede bitiyor. Her şey belediyede bitiyor. Ama ben Allah'ıma çok şükür bugüne kadar hangi belediyeyi aradıysam tık diye belediye gelmiştir. Hayvanımı alıp götürmüştür ve getirmiştir. Güzel. Güzel örnek. Ya hep Fenerbahçe'de abim, yengem, ben gittik oturduk sahilde yemek yiyoruz. Yanımıza bir sarı yavru bir kedi geldi. Hiç kimse fark etmiyor hayvanı. Hemen ben fark ettim. Hayvan arka sol bacağını sürüyor. Ay.
Allah, kızıma dedim ki, gözde dedim, çabuk şuna yiyecek koyalım, oyalayalım, kaçamasın. Hemen dedim belediyeyi arayalım. Fenerbahçe'den Kadıköy Belediyesi'ni aradım. Hmm. Ben dedim şişmanca restoranda oturuyorum. Burada ayağı kopuk bir kedi var. Acele gelin. Yemin ediyorum. Kedi orada yarım tabak patatesi şunu bunu bitirene kadar bir baktık vıy 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 ambulans gibi hayvan şeyi geldi. Acele. Geldiler. Aldılar kediyi. Dedim ki şimdi dedim siz bunu nereye götüreceksiniz dediler böyle böyle. Takip edecek misiniz dediler. Ben dedim buraya dedim devamlı gelen müşteriyim. Hiç alakası yok. Devamlı gelen müşteriyim. Bu hayvanın tedavisi ne kadar sürer? Adam not tuttu. Kimin teslim ettiğine dair benim adımı yazdı. Kayıt yapıyor. Sorma geç kayıt yapıyor. Devamlı müşteriymiş, geliyormuş, gidiyormuş vesaire. Adam dedi ki bunun dedi gördüğüm kadarıyla dedi 15 günden önce dedi tedavisi bitmez. Bacakta dedi parçalı kırık var dedi. Ondan sonra o dedi alçısı 15-20 günü bulur. Ama bir dahaki aya kadar biter dedi. Hem de bebekte biraz dedi en azından dedi güvenli ellerde büyümüş olur bebek kedi. Bir ay sonra gittim. Belediyeye telefon açtım. Dedim ben burada kediyi göremiyorum. Nerede kedi? Yo dedi biz orayı bıraktık dedi. Ondan sonra çağırdım oradan garsonu. Dedim burada dedim sarı bir kedi. Hatta dedi biraz da aksıyor dedi. Hafif de palı kaldı. Garsonu çağırdım. Dedim buraya sarı kediyi bıraktılar mı? Ben dedim bir ay önce aldım. Evet evet abla dedi o buranın maskotu oldu dedi. Burada besliyoruz dedi. Bir şey de koymuşlar adını dur. Hoş bir şey koymuşlar adını. Ne diyor? Sarı telli mi? Kim bilir. Telli kız mı? Öyle bir şey koymuşlar adını. Yaşasın adı ya. Telli var ama bir telli var da. Ne telli olduğunu unuttum. Telli dedi kedi vurt dedi atladı bir baktı böyle aksiyon. İşte hayatı kurtuldu. Aksasın yürüsün. Ya bugüne kadar ben hangi belediyede kedi ve en az bu yaşıma geldim sokaktan 150 tane kedi tedavi ettirmişimdir. Ya ikisine ya üçüne özel böyle özel veterinerde anlaşmalı böyle şey yaparak pazarlık ederek baktırdım. Pazarlık ettim, baktırdım. Ya ikisine ya üçüne masraf ettim. Birine de kızım bir maaşını komple o kediye verdi ve onu çünkü o anda acile götürdü. Anne dedi ben dedi vermek istemiyorum dedi belediyeye dedi bunun dedi durumu kritik. Allah razı olsun. Veterinerin 10 bin lira çıkaracağı masrafı 1500'e çıkardı. Kediyi de gayet sağlıklı yaptık. Oradan aldık. Fit kedi sahiplerdi. Evet işte belediyelerin bu anlamda çok etkin olması lazım. Çok da zor bir şey değil aslında. Yani kısırlaştırma yapacak, ilk ve acil tedavi yapacak, hayvan hastaneleri olacak. Şimdi yeni hayvan hakları kanunda bununla ilgili bir bütçe ayarlanacak. Hayvan hakları fonu diye. Bu fon devredilemeyecek, aktarılamayacak. Yani hayvan için konulan bir şey alıp başka bir yerde kullanılamayacak şekilde bir düzenleme yapılacak. Doğrudan hayvanlar için kullanılacak. Biz de bunun takipçisi olacağız. Bu güzel bir şey. Dediğin gibi olabilir. O zaman özel kliniğe insanlar evlerindeki hayvanları götürür. Zaten insanların derdi evindeki hayvan değil. Evini alıp çocuğun gibi sahiplendiğin hayvana zaten bir şey. Ama sokaklardakiler belediye için zaten, güvence istiyoruz. Belediye zaten patilere bakıyor. Evinin kedisiyle şey yapmıyor. Yok yok sokakta sahipsiz olan, yaralanan, kaza geçiren. İşte onun için çok etkin olması lazım. Her yerde olması lazım. Üsküdar'da var ama Sultanbeyli'de var mı? Veya ne bileyim bir Sarıgazi'de var mı? Veteriner hekim yeri bile yok belki. Ki belediyeye ulaşıp da hayvan hakları Üsküdar'da, Kadıköy'de, Fatih'te diyebiliriz ama pek çok yerde öyle bir şey yok. Hmm. Özel muayenehanelere kalmış durumda hayvanların kaderi. Zaten belediyeler ev hayvanlarına bakmıyor. Hani ben tabii, bunu sokaktan tabii, aldım getirdim deseniz. Anlıyor onlar kendi kedi patisine anlıyor. Bakıyor patisinden anlıyor. Üsküdar'da pırıl pırıl anlıyor. Pati. Adam diyor ki nerede diyor bu sokak hayvanı olur mu? Üniversite öğrencileri 4-5 tane üniversite öğrencisi bir kedi getirmişler sırt çantasına koyup Üsküdar Minik Dostlar Kliniği'ne. Veteriner hekim anladı. Bizim kedilerimizin de, hasta kedilerimizin de doktorudur sevgili Melih Hanım. Dedi, sokak kedisine benzemiyor dedi. Yani patiler temiz, insana alıştım. Patiden anlıyor. Arada böyle kaçıyor. Çocukları da geri göndermek istemedi.
Hemen bir baktılar. Zaten bir şey yoktu hayvanın. Küstürmüyorlar da insanlar alışsın. Hayvanı getirsin oraya diye. Bir de bu yeni kanun uygulamasında terk yasaklanıyor. Hayvan terkine ha, ağır ceza geliyor. 10 bin lira mı ne ceza varmış? 10 bin üstünde ceza öneriliyor. Teklif tabii bu. Ha. Değerlendirilecek. Ama hayvanı terk eden insana ağır ceza geliyor. Fakat bunun da şöyle bir yanı var. Zaten hayvanı terk ediyorsa para cezasıyla onu engellemenin bir anlamı yok ki. Terk etme düşüncesi kafasındaysa istediğin kadar ceza ver. Ceza ödemeyeyim diye tutuyorsa zaten hayvana iyi bakmıyordur o. O ama bir yere bırakması ceza. Atıyorum bu kişi İzmir'de oturuyor. Antalya'ya hayvanını gidiyor. Terk edecek. Atıyorum Bodrum'a Antalya'ya gitti bıraktı bir ormana geldi. Ama kamera yok hiçbir şey yok. Peki bunun önlemini nasıl alacak? Çip taksınlar. O çipleme yapılacak. Zaten o yıllardır var. Uygulamada o zaman çiplenecek ama kime ait olduğu çıkar. Cezasını ödesin ama hayvanına verilmesin terk ettiği hayvan. Ben de şahsi olarak bunu düşünüyorum. Hayvanı terk etti. Ben hayvanı terk ettiği hayvanı alıyorum korumaya. Ama ona da cezasını ödetiyorum. Uygulama böyle olmalı. Zaten aşama aşama uygulamayı birlikte göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Bu ve kesin bu konulur mu bu karar? Kesin konulur çünkü zaten mevcut kanunda bence var. Bence bununla başa çıkamazlar. Çiple başa çıkılmaz. Var, üretimin yasaklanması da var kanun taslağında. Üretimin merdiven altında yasaklanması, pet shoplarda hayvan satılması ama kanun zaten madde madde temeli oluşturan bir şey. Asıl olan kanundan sonra onun nasıl uygulanacağını gösteren yönetmelik nasıl çıkacak? Yönetmelik nasıl düzenlenecek? Asıl mesele orada. Çünkü kanunda onu yazar, bunu yazar, temeli koyar. Bunu nasıl uygulayacağımızı biz yönetmelikten görürüz. Onun uygulaması oraya bağlı. Ama iyi bir kanun çıkarsa öğretmeliydi. Ona göre iyi çıkar. Uygulamalarda sorunlar elbette ki olacak. Çünkü çok büyük vahşet yaşanan bir ülke. Hayvanın 2. 3. 5. sınıf bile canlı sayılmadığı bir ülke. Hayvanın yemek ve yük taşımak için yaratıldığını düşünen, çoğunlukla düşünüldüğü bir ülke. O yüzden de biraz zor ama biz öyle veya böyle çok kararlı insanlarız hepimiz. Sen, diğer insanlar, ben. Hayvanlar canlıdır, bizim gibi hissederler. Yaşam hakları bizden daha düşük değildir. Bizimkiler ondan daha üstün değildir. Yaşama gelmekle birlikte bütün canlılar eşit yaşam hakkına sahiptir. Net, bu tartışmaya kapalı. O yüzden insanlar da bu kararlılığı görünce biraz ne oluyor ya filan demeye başlayacaklar. Ya da sert bir tavır alıp ben bu hayvanı kullanırım, ben bu hayvanı öldürürüm, ben bu hayvanı yerim, derisini de giyerim, kürkünü de elbise ederim. Diğer insanlar olacak mı? Evet olacak. Zaten mücadele de bunun için var. Hep olacaklar. Zaten bak şu anda biz Türkiye kuşağı olarak söyleyeceğim. Rusya'dan hiç bahsetmeyeceğim bile. Hı hı. Norveç'ten hiç bahsetmeyeceğim bile. Norveç zaten demeyelim. Şimdi Türkiye'de kutuplarda değil. Sıfırın altında eksi 15 dereceye düştüğümüzü ben hiç hatırlamıyorum. Yok, yok. Halen bizim ülkemizde Kürt diyenlere rastlıyorum. Hiçbir şey bulamazsalar şu kapşonlu giyiyorlar ya mont, onun buraları gerçek Kürt. Tamam ben de giyiyorum ama sahte. Sahteyle gerçek zaten anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Bu insan ya kendi kendime diyorum ki ya kardeşim sen kutupta mısın? Marka söylemeyeceğim. Bir ayakkabı mağazası, ünlü bir mağaza, hı hı. Ki ben oradan hep vegan ayakkabı alırım. Yani vegan bölümleri de var. Çizmeler yapmış, çizmelerin buraları Kürk. Kardeşim ben kutupta mıyım? Eskim olmuyor muyum? Biraz gösteriş. Alıp bunu giyenler hiç mi utanmıyor? Gösteriş. Yani ama çok bunu gösteriş ama bu şunu gösteriyor, ben görgüsüzüm gösterişi evet. Bu. Hah. Direkt ben görgüsüzüm demek bu. Çünkü biz okullarda hep şey kutupta söylüyoruz. Kutupta değiliz ki biz. Filin dişi filindir, senin dişin senindir. Senin saçın senin, tilkinin kürkü tilkinin. Bütün canlılar nasıl yaratıldıysa üstündeki her şey kendisinindir. Kazın tüyü kazındır, benim saçım benimdir. Çocuklara temelden bunu anlatıyoruz. Yani canlıların bir şeylerini alıp da kendi hayatımız için kullanamayız. Bu ünlü mağazaların filan da sanatçıların veya yurt dışında yaşayan veya bizdeki görgüsüz bazı insanların Kürk kullanımı sırf dikkat çekmek için, hayvanseverler yine kızdı dedirtmek için artık çok eskidi bunlar. Ama bak benim gerçekten yani Kürk kullanan çok dikkatimi çekiyor.
Bak gerçekten çekiyor. Çeker ama çünkü gerçek Kürt'te... O kadar dikkatimi Kürt'te, çekiyor ki bakıyorum bakıyorum hayali görgüsüz diyorum. Hem öyle hem de gerçek Kürt'te sinir uçları insana dokunuyor. Yani bunu nasıl giyip gezebilir anlamıyorum. Avcıdan hiç farkı yok bence Kürt giyenlerin. Görgüsüzlüğü bir yana, cehaleti bir yana. Avcıdan hiçbir farkı yok. Ben zaten bak Kürt yapana kızıyorum, satana kızıyorum ama... Giyeni 15 kat fazla. Çünkü artık ben bilmiyordum. Aa haberim yoktu yok. Sosyal medya ciğerlerimize kadar girdi. Her hücremize kadar. Ve İnsanların bu tür bir şeyi bilmemesi çok da mümkün değil. Yalan. Ve ama yalnız utanıyorlar da. Utansınlar zaten. Bir de mesela utansınlar ben bazen böyle laf maf atıyorum. Ay gerçek değil falan diyorlar. Aa gerçek mi? Gerçekten mi? Ay bir daha giymem diyenler var. Hay bir de ben neden üstümde kocaman bir leopar gibi gezeyim ki? Bu artık hani seks apeli olan bir şey de değil. Kürt son derece itici bir kadın için. Eski Türk filmlerinde kalmış böyle kürklü mürklü. Yani çok ezik ve çok cahil görünüyor. Ya bana da o zamanlar bile bana şey itici geliyordu biliyor musun? İtici o devirde bile bak ben sosyal medya yoktu, o yoktu, bu yoktu ama o devirde bana bu durum itici geliyordu. Evet şöminenin önüne ayı postu koyulmuş, yok geyik kafaları asılmış. Normal bir insan bundan rahatsız olur. Evet hangi biriydi? O kadar çok kötü ki bunlar. Hepsi kötü. Halen satılıyor inek derileri halı diye satılıyor. Evet, evet. Tepki göstermek lazım yani. Satılıyor. Yani Hülya ya ne yapalım bilmiyorum. Ama söylendiğini ısrarla, sabırla en baştan her gün söylemek lazım. Ben az önce gelirken ayakkabı pazarlığı yapıyorlardı meydanda. Kız diyor ki bu deri mi diyor, gerçek deri mi diyor, 100 liraya deri olur mu diyor. Ben de yanaştım şey dedim, bir hayvan derisinin fiyatı olabilir mi? Can o dedim, gerçek deri değildir umarım dedim. Yok yok değil değil hayvan polisi misiniz dedi. Çok hoşuma gitti. Hayvan polisi bizde yok. Ama hayvan polisi kafaya yer etmiş. Çünkü hayvan polisi de konuşuluyor yeni yasada. Tabii köpekten korkmayan, kediye alerjim var, kuştan ödüm patlar demeyen insanlardan oluşan bir ekip olmalı. Şöyle ciddi, ağırbaşlı, güzel, işini bilen bir ekip olmasını umuyoruz. Hepsini takip edeceğiz. Çok işimiz var. Ah Hülya'cığım. Çok işimiz hemen var. Hemen bana yardım ediyorsun. Ben bir hayvan polisi oluyorum. Bak ondan sonra hayvanlara değil zarar mi verenlere kötü söktürüyorum. Keşke, keşke. Yeter ki o fırsat elime geçsin. Evet, şimdi Hülya'cığım yaptık programın sonuna geldik. Bitiriyor muyuz? Kapatabiliriz. O zaman şu Taksim'deki köpeği kısaca söyleyelim. Şimdi Taksim'deki köpeği söyle. Hap Derneği'nin şartlarını söyle. Hı hı. Size nasıl ulaşacaklarını söyle. Öncelikle Taksim'de yıllardır yaşayan siyah yaşlı bir köpek var. Orada yatıyor. O köpek bir saksı çiçeği değil. Gelen geçen mıncıklıyor. Biri kulağını tutuyor, biri burnunu tutuyor. Resim çektirmek için ayağıyla iteliyor. Hayvanı rahatsız ediyor. Sonra hayvan, ki biz bile birisi sürekli dokunsa rahatsız oluruz. Eh yeter deriz. Hayvanın alanına saygı duymayı öğrenelim. Bunu hayvanseverler de yapıyor. Resim çekmek için. Önüne bir parça simit koyuyor, yemesini bekliyor. Tuhaf ve yanlış davranışlar. O hayvan sırf bu yanlış davranışlar nedeniyle Taksim'den uyuşturularak alındı ve Beyoğlu hayvan barınağında bekletiliyor. Tabii ki takipçisiyiz ama hayvanları bir rahat bırakalım. Bugünün mesajı bu olsun. Hayvanları ve rahat hayvan bırakalım. Evet ayılamıyor. Yaşlı olduğu için hayvan ayılamıyor. Maalesef takipte kalacağız. Sonucunda zaten bir sonraki aşamada bildiririz. Bunun dışında Hayvanlar Adalet Derneği çok güzel gelişmeler gösteriyor. Ekibimiz gittikçe genç öğrencilerden oluşan kalabalık bir ekibe dönüşüyor. Birbirini hiç tanımasa bile biz ona WhatsApp diyoruz. WhatsApp'a alternatif. WhatsApp üzerinden konuşuyorlar, tartışıyorlar, sorunları paylaşıyorlar. Nerede, hangi hayvan var, buluşur muyuz, gider miyiz? Kendi kendine giden güzel bir koruma aktivite ekibine dönüşüyor ve çok mutluluk verici. Hayvanlar Adalet Derneği'ne Instagram, Facebook, Twitter ve web sayfamızdan hayvanlaradalet.org'dan herkes ulaşabilir. Zaten WhatsApp numaralarımız da var. Senelik üyelik yapabilirler, bağışta bulunabilirler. Derneğin çalışmalarını takip edip ben de fiilen katılmak istiyorum diyenler olabilir. Bizim işimiz ağırlıklı olarak
hukuki süreç, davalar ve idari süreçlerin takibi. Ama bununla beraber sosyal farkındalık ve eğitim çalışmaları için de sahada oluyoruz tabii ki. Bu arada çocuklara da, okullara da eğitimler veriyor. Ona devam ediyoruz. İstanbul diye başlamıştık. Şimdi Üsküdar Belediyesi, Üsküdar ilçesindeki bütün okulları sırayla bildiriyor bize. Bildirdiği okullara. Cuma günleri Üsküdar'dayız. Ben diyorum Hülya'cığım. Ayda bir kere senin program buraya yetmiyor. Konularımız o kadar çok ki. Evet. Tamam, Allah razı olsun yine de. Yani gerçekten her ay buraya zaman ayırıyorsun. Evet, evet. Hayvanlarla ilgili bizi aydınlatıyorsun. Ben de açıkçası şunu söyleyeyim. Her ay heyecan içindeyim. Hülya gelecek, güzel bir haber verecek mi? Hayvanlar için şu kanun çıkacak mı? Bu kanun. Ocak ayında inşallah. Her ay bunun stresini yaşıyorum. Çıktı mı çıkacak mı? Oldu mu olacak mı? İnternette duyuyorum işte belediyelere ceza verilmeyecek, yaptırım uygulanmayacak bilmem ne. O zaman benim modum düşüyor. Ama bu tepkiler, daha kanun çıkmadı. Bu tepkileri sürekli tutarsak değiştirebilme ihtimali de var. Bu tepkiler o yüzden önemli. Belediyeler ceza alsın diyoruz. Ağzımızı evet. Açsak nefes alır gibi. Şimdi, bunlar önemli. Bunları yapalım. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık güzel insan. Teşekkür ederim. Tekrardan 3 hafta sonra yine benimlesin. 2 hafta sonra da olabilir. Yani bence hiç önemli değil. Olağanüstü bir şey olmasın da istediğimiz zaman gönlümüz bir yani olsun. Hayranlar için tabii ki. Fiksledik onu çünkü senin yoğunluğun yüzünden. Ama dediğim gibi acil bir durumda bildirmemiz gereken yani kamuya anlatmamız gereken bir durum olduğunda bana alo demen artık yani program benim olduğu kadar Hat Derneği'nin de sayılır bu. Çok teşekkürler. Tabii yani birlikte Allah izin verirse hem Hat Derneği büyüyecek hem Bin Nur Sorma Geçin Her Cana Bir Sahip evet. programı büyüyecek. Hı. Allah nasip kısmet ederse i̇nşallah. Tabii. Umarım her şey gönlünce olur. Hepimiz için inşallah. Buradan tekrardan Burak'ı rahmetle anıyoruz. Saygıyla anıyorum. Hayvanlara göstermiş olduğu sevgiden, merhametten ve onlara vermiş olduğu emekten dolayı nurlar içinde yatsın. Umarım orada yalnız değildir. Birçok melek ona iştirak ediyordur. Hepsi yanındadır. Ediyordur. Giden hayvanların hepsi yanındadır. Hepsi yanındadır. Onu da rahmetle, sevgiyle andık. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programın sonuna daha geldik. Tabii ki bizim konularımız bitmez, bitemez. Hele hele Hülya'la program yapınca hiç bitmez. Ama bizim de sınırlı bir vaktimiz var. Onu dolu dolu kullanmaya çalışıyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Haftaya yine Medya 24 TV'de saat 3'te yani 15'i gösterdiğinde Her Cana Bir Sahip programı farklı konu ve konuklarla devam edecek. Bana ulaşmak istiyorsanız sosyal medyanın her alanından ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamdan Bin Nur Sorma Geç yazdığınızda mutlaka bana ulaşabiliyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ama en önemlisi sevgi ve vicdanınızla kalın. Çok güzel. Katılıyorum bu güzel temennilere.